كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Evet, şu ayete bak ya. İnşallah ayetimizi okuyalım, sohbetimizi bitirelim. Estaizu billahi, bismillah. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munkar ve tu'minuna billah. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz. Ve bir olan Allah'a iman edersiniz. Peygamber Efendimiz son peygamber, başka peygamber gelmeyecek. Allah Celle Celaluhu insanlara iyiliği emredip kötülükten nehyetmeyi bize zimmetledi. Namaz nasıl farsa, oruç nasıl farsa, hac nasıl farsa, zekat nasıl farsa, emir bil maruf, nehyanil münkerde farzdır. Evet, bak Ramazan ayındayız. Amellere sarılmak lazım. İbadetlere sarılmak lazım. Emri bil maruf yapmak lazım. İnsanlara anlatmak lazım. İnsanlara bildirmek lazım. Kardeşim bak, bu ay oruç ayı, bu ay ibadet ayı, bu ay Kur'an ayı, bu ay zekat ayı. Zekat. Dünyada herkes, bütün Müslümanlar zekat verse aç kalmıyor. Ama herkes aç, aç. Hani bunu farklı bir maksatla söylemiyorum. Yani sözümü alıp bir yerlere kimse çekmesin. Bak bir burada yardım kampanyası yapmaya çalıştık elimizden geldikçe. Elhamdülillah 100 küsür koli dağıttık ve bir o kadar sayıda para yardımı yaptık. Kardeşlerden gelen destekle. Hala mesaj geliyor. Çok kötü durumdayım, yardım et. Ya para kalmadı mübarekler. Bak para kalmadı, yani dağıttık. Yani olmuyor, kısıtlama var, yasak var, bir yere çıkamıyoruz. Elimizden gelen imkanlarla yaptık bir şeyler. Rabbim kabul etsin. Allah Celle Celaluhu bir an önce kaldırsın ki her yere yetişelim. Sıkıntı. Kimse zekatını vermiyor. Allah'ım ya Rabbim, ne yapacağız? E şimdi bak, geçen haberlerde bir şey çıkmış. 7703 lira üzerine mi? 7703 lira aynen. 7703 lira kimse zekat alırsa o zekatın vergisi varmış diyorlar. Ya vallahi kafayı yiyeceğim, böyle bir şey var mı ya? Yani bak şunu samimiyetle konuşurum. Eğer gerçekten bu devletin böyle bir yasası varsa Allah bunları başımızdan alsın derim yani. Amin. Mesela adam mesela zekat verene değil, zekat alana. Mesela ben fakirim diyelim. Adam bana 7750 lira para ver diyelim. 7703'ün üstü ya mesela. Ya da 7720 lira. Ben zekat aldım fakirim diye. Eğer denilen doğruysa, bir tane sözde bir tane adam çıkmış. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Necidir kimdir bilmiyorum. Şovda çıktı zaten. Nerede bir acayip haber varsa Show TV'de çıktı. Onu da çözemiyorum yani. Mesela ben 7720 lira aldım. Devlet diyormuş ki hadi bakayım bunun kadevesini öde bana. Ya mübarek, ben zaten fakir adamım. Sen benden niye kadev alıyorsun? Sen benden niye vergi alıyorsun? Eğer böyle bir şey varsa Allah akıl fikir versin. Allah selamet versin ya. Fakirden vergi mi alınır? Eğer yoksa da böyle bir haberi yayıp, bak bu da acayip bir şey. Eğer devletin böyle bir kanunu kuralı yoksa, bu haberi ortaya çıkartıp, bu haberi haber yapan, bu haberle insanların kafasını karıştıran, bu haberle fitne yayan, ne yatacak yeri var, ne döşeği var, ne yorganı var. Allah selamet versin, kurtulacak yeri yok. Evet, eğer böyle bir şey de varsa acilen, bak acilen iptal edilsin. Bunun hesabını mahşerde kimse kimseye veremez. Mesela diyelim böyle bir şey var. Kardeşim adama 7000 lira ver. Zaten zekat mesela atıyorum bana 100.000 lira vergi düşüyor. Misal şey, zekat düşüyor. Ben çok zenginim diyelim mesela. 100.000 lira zekat düştü bana. 100.000 lirayı alıp bir yere vermeyeceksin. Evet, 100'e böl gerekirse 1.000 dağıt. 1.000'e böl gerekirse 100 dağıt. Evet, zekat bir kişiye verilmez. Zekatı böleceksin. Yani bizde maalesef çoğu insana bu kafa var. Zekatını tek parça haline birine veriyor. Hayır. Zekatı böl. Mesela diyor ki benim diyor işte verdiğim adamın durumu çok kötü. Tamam, bir şey demiyorum ama ya bir 50 lirasını mesela 100 lirasını ayır, başka birine daha ver.
Oradan da dua al, buradan da dua al. Mübarek adam. Bu yanlıştır. Ha, bir daha söylüyorum. Eğer böyle bir şey varsa 7700 lira, 3 lira üzerine bilmem ne vergi vermek zorundasın diye bir şey varsa, yani bu ne yerde ne gökte hiç kimsenin kabul edebileceği bir şey değil. Bunun hesabı da vebali ağır olur kardeşim. Böyle bir saçma sapan vergi sistemi olmaz. Bir daha söylüyorum, varsa acilen iptal edilsin. Yoksa da o haberi çıkartıp o haberi yayanın, küfür etmeyeceğim ama ne bakıyorsunuz yayanın, Allah selamet versin, Allah akıl fikir versin. Lan mübarekler, böyle bir şey mi olur ya? Zaten her taraf vergi, o vergisi, bu vergisi, şu vergisi, millete bir şey kalmıyor. Gerçekten millete bir şey kalmıyor. He, tabii ki de o vergilerle yol, su, okul, baraj, misal yapılıyorsa helal hoş olsun. Halka hizmet olursa helal hoş olsun. Ama halka hizmet edilmeyen yerde halka zulmedersen o vergiler senin burnundan mahşer günü fitil fitil gelir kardeşim. Allah için uyarıyoruz. Allah için ikaz ediyoruz. Lütfen ama lütfen dikkatli olalım. Allah Celle Celaluhu bizlere selamet versin. Allah Celle Celaluhu bizlere acilen şu günümüz sıkıntılarından, şu dünyevi sıkıntılardan bizi kurtarsın. Derdimiz ahiret olsun ki dünyamız cennet olsun. Bizim derdimiz dünya, ahiretimiz cehennem olacak. Evet. Biz şu dünyayı dert ettikçe ahiretimizi cehenneme çeviriyoruz. Biz ahireti dert edelim. Dünyamız cennet olsun, ahiretimiz cennet olsun, kabrimiz cennet olsun, mahşerimiz cennet olsun. Ya arkadaşım bak, şunu kafanıza yazın. Bir adam, adamsa, Müslüman gibiyse, adam gibi ölürse, o adam kabre girdiği zaman onun kabir hayatı ne kadar sürecek biliyor musunuz? Kabre girecek. O kişiye cennetten bir kapı açılacak. O kapıdan bir huri gelecek. O kişi, o hurinin boynunda bir inci mercan dizili var. Onun boynundaki inciye elini atacak. O inci hemen kopacak, yere düşecek. O ikisi o incileri toplamaya başladığı zaman kıyamet kopacak. Bu kadar çabuk geçecek. Bak, görüyor musun? Adam gibi adamın, Müslümanın bu kadar kabiri bu kadar çabuk. Mahşer 2 dakika. Hesap şimşek gibi. Sırat şimşek. Sonra cennet. Kaç dakika sürdü? Bak, eğer adam gibi Müslüman olursan öldükten 5 dakika sonra cennettesin. Bak, hesaplama bakarsan, çünkü kabir bu kadar kısa sürecek. Anlamayacaksın. Mahşer sabah namazının 2 rekat sünneti kadar, hadis-i şerifte geçer. Zaten sırat şimşek gibi. 5 dakika sonra cennettesin ya. Öldükten 5 dakika sonra cennettesin. Ya bunu kim istemez? Allah rızası için kendimize gelelim. İnşallah duamızı edelim. Sohbeti bitirelim.